Buraya geldim. Buradan da istiyorsanız şu yaprağı birazcık da buradan kaldırayım. Hani orada bize hayalden soruyor. Veya bakarak çiziyor iseniz. Bakın böyle yaprağın üzerine konulmuş bazı çalışmalar çok yıllar önce, 10 yıl önce falan Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde sorulurdu. Örneğin böyle bir dosya kağıdı verilir öğrenciye, saman kağıt. Bu saman kağıdın üzerine örnek diyelim bir pet su şişesi, bir patlıcan, bir kibrit kutusunu bakarak çiziniz derdi. Beyaz kağıt üzerine beyazı yazmak çok zor gelir insana, çizmek. Halbuki çok basittir. Ben bunu istediğim yerden kaldırırım. Şimdi şurada hafif o etkiyi bakın yakaladım, böyle kaldırdım. Buradan kalkan bu uç buraya doğru şöyle gelir. O kağıdı alttan şu kadar bakın şu kenarını gördüm. Değil mi arkadaşlar? Daha sonra şuralara iç tarafa dikey geldim. Sonra bunun altındaki şu kağıt şuraya kadar hafif bakın griliğini hissettirir. Daha doğrusu şöyle hemen şuraya çiziyorum. İlk önce dikdörtgenim alıyorum. Bir kağıt sorulmuş olsaydı orantı bu. Hemen ne yapıyorum? Hani size mekanlarda kilimleri anlatırken anlatmıştım. Burayı yaptım. Sonra bu arkayı yaptım. Bakın kağıdı uçurdum. Gölge yerleri otomatikman bakın hemen çıktı. Kağıdı istediğim gibi orada kaldırabiliyorum. Buradan ise hemen tabanı bakın. Buraya yedirdim. Burada şu ucu kaldırıyorum. Kalktı. Geldi. İşte bakın gölgeseme bu ilk alandaki yerler buldum. Buralara uç. Daha sonra çizeceğiniz nesne burada atıyorum. 2 dakikada hemen hiç oraya bakmanıza bile gerek yok. Yarıya kadar su dolu bir su bardağı diyelim. Bunun yanında bir kibrit kutusu ise 1 dakika sürer dostlar işte. Kibrit kutusu barutlu kısmı belki burada hafif kibritleri prizm olarak bakın başlarını çıkarmışsın. Belki şurada hafif yanmış demişler. Burası ise bak yandı. Hafif orada koç. Bu kibritin gölgesi bu tarafa doğru düşmez mi? Atıyorum bunun arkasında bir patlıcan var. Patlıcanı ilk önce çiziyorum. Çizdim. Hatırlayın patlıcanı da. Şöyle basit ben kreki yapıyorum dostlar. Evet yaptım damarları. Daha sonra buralar kırılmaya girer. Oraları görürüm. Patlıcanımın rengi. Sınavda bunu istiyor senden. Böyle bir kurguyu. Ben onu şöyle çevireyim. Evet arkadaşımız görsün. 2 dakikalık bir kurgu. Öyle değil mi? Tam doğru olarak. Yani sizden böyle sorular ister. Şimdi konumuz bizim oradaki o soru değil. Buradaki bir yaprağı kaldırmamız. Öyle değil mi? Aynı şeyi şuradaki yaptığım gibi. Bunları yaparsanız yani bu sizin inceliğinizi gösterir. İnce çizgiler ince tasarımları oluşturur. Kaba çizgiler kaba tasarımları oluşturur diye ünlü bir mimar tasarımcının yazısında okumuştum. Hakikaten